Evet. Sayın Başkan Yardımcı. Buyur. Buna bir cevap verelim. Ondan sonra arkadaşlar. Evet, ben sorular için tekrar teşekkür ediyorum. Kamu yararı ifadesinin Burhan Bey'in ifadeleri, kamu yararı ifadesinin daha geniş bir kullanılması, geniş tutulması, dolayısıyla denetimin kapsamının geniş olması gerektiğine ben de birebir katılıyorum. Hatta daha ilerisinde söyledim. Kanun ilk öngörüsü tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olması. Belki küçükleri, çok küçükleri, limitler içerisinde küçükleri ayırabilirdik bundan ama bu öngörüsüdür. Bence yapılan değişiklik bu öngörüden bir geri gidiş değildir. Sadece bir kademe getirmek adına Bakanlar Kurulu'na bir inisiyatif tanımıştır diye yorumluyorum ben bunu. Ve bir gün eğer sınırlı sorumluluk veriyorsanız bir kimseye, şirketlerde, sermaye şirketi ise bunun da bir denetime tabi olması kadar doğal, bağımsız bir denetçiye denetlenmesi kadar doğal bir şey olmadığını da düşünüyorum. Ve bir gün varacağımız noktanın da orası olması gerektiğini, olacağını da umut ediyorum. Tabii bu çok yönlü, çok tarafları olan bir aşama. Denetçi portföyü bizim için bir altyapı meselesi. Kurumun yeni oluşturuluyor olması belki bunda bir kademeli geçişle bir şey oluşturdu, altyapı oluşturdu. Böyle bir düşünceye zemin hazırladı. Ancak ben gelecekte 1000-1500 gibi sayıların çok çok ötesine çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Emsal Bey'in sorumlu ortak denetçi tabirinin aynen kalması yönündeki taslaktaki görüşlere saygı duyuyoruz. Bunu da mutlaka değerlendireceğiz. Çünkü taslağın yazılımına göre onun da bir gerekçesi var. Ben kendi görüşümü belirtmiştim. Mutlaka da en doğru tartışılarak doğru neticeye varılacaktır orada da. Kurumlardan gelen görüşleri de mutlaka değerlendirmiş olacağız. UFRS, TFRS'ye göre finansal tablo düzenlenmesi konusu. Bu önemli bir konu. Mevcut Türk Ticaret Kanunu'na göre tüm sermaye şirketleri finansal tablolarını uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu Türkiye muhasebe standartlarına göre düzenlemek zorunda şu an itibariyle. Bütün sermaye şirketleri finansal tablolarını yayınlanacak standartlara göre düzenlemek zorunda. Ancak şöyle bir geç kaldı kamu gözetim kurumu. Hem Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler hem kendi özel kanunda. Kamu gözetim kurumu değişik işletme büyüklükleri ve sektörler itibariyle farklı düzenlemeler yapmaya ve istina getirmeye yetkilidir. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu karar taslak metnini bekliyoruz. O konuyu da söyleyeyim. Bu taslak metninde bağımsız denetim çerçevesi belli olduktan sonra çünkü denetleyemeyeceğimiz bir alanda finansal tablo düzenletmenin de bir anlamı tartışılır. Bağımsız denetimin kapsamıyla ilk etapta asgari olarak bağımsız denetim kapsamındaki tüm şirketlerde bu finansal tabloların Türkiye muhasebe standartlarına göre düzenlenmesi bir kere zorunlu olacak. Ha belki bunun kapsamı biraz daha geniş tutabilir bir hazırlık olması adına. Ama bir gün sermaye şirketlerinde aynı bağımsız denetimde dediğimiz gibi kanun öngörüsüne uygun olarak finansal tablolarını uluslararası dilde konuşabileceğimiz şekilde uluslararası muhasebe standartlarına göre uygun olarak düzenleneceği noktasına varacağız. Görüşümüz de bu. O konuyla ilgili olarak benim bir belirleme yapmadık. Belirleme yapmamız gerekiyor. Belirleme yapmadığımız müddetlere tüm sermaye şirketleri finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlemek zorunda. Biliyorsunuz 40 tane standartımız, 12 tane de yorumumuz daha önceki Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanmıştır. Bunlar hala yürürlüktedir. Yeni bir düzenleme yapana kadar kanun hükmüdür. Mevcut standartların uygulamasına devam olmuş şeklinde bir hüküm vardı. 16 tane komisyon kuruldu kamu gözetim kurulu üyesinde. Muhtelif üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurum kuruluşlarından temsilciler alındı. 16 tane komisyon mevcut standartların tekrar tercümesi, revizyonu çalışmak üzere. Bunlar da sona gelmiş oldu. Dolayısıyla o çalışmaların neticelendiğinde belki bir kısmını tekrar inceleyeceğiz. Ancak bunlar yapılmamış olsa bile bugün itibariyle o standartların hepsi yürürlüktedir. Ve şu an için o bağımsız denetim kapsamında olan şirketler zaten buna göre düzenliyorlar. Bir belirleme yapmadığımız müddetçe de bütün sermaye şirketleri buna göre tabloları düzenleyecektir. Görüşümüz de bu. Bu rakiplerle ilgili, hani anonim şirketlerde biliyorsunuz denetim kurulu organ niteliğine aitti. Bu organ kalktı artık, böyle bir organ yok. Bunun boşluğu ne olacak? Bağımsız denetim değer sınırlı olursa bu defa. Şimdi öncelikle tabii şu tespiti mutlaka hepiniz katılıyorsunuz. Yani denetimden gelenler de vardır. Ben de yıllarca şirket denetimi yaptım. Türkiye'de muraklılık temi denetim kurulları hiçbir zaman istenen seviyede maalesef
amaca ulaşamamıştır. Genelde biliyorsunuz çaycı, çorbacıdan oluşan denetim kurulları oluşan bir sistem. Zaten amaç buydu. Yani sistemi bağımsız denetimin getirilmesindeki amaçlardan biri de buydu. Bu sistemi bir sisteme bağlayalım. Gerçekten denetim olsun, sağlıklı bir finansal tablo denetlensin. Burada tabii bağımsız bakanlar kurulu kararı taslağının kapsamını bilmiyorum. Şu an afaki konuşuyoruz. Sonuçta bir siyasi irade çok farklı bir karar da münaza da ortaya koyabilir. Onu bilemiyorum. Ancak bir arada şey çıkarsa farklılık oluşur ki 100 bin kayıtlanan şirket var takdir ediyorum. Hani bunlar 50 bin 60 bin tanesi faal olduğunu düşünürsek ciddi bir rakam sanki denetim kuruluna denetim olmayacakmış gibi bir algı oluşuyor. Bu konuda farklı iki tane konu üzerinde de çalışıyoruz. Ben tabii Gümrük Ticaret Bakanlığı ayağında olduğu için oradaki arkadaşlarla istişare ediyoruz. Belki genel kurullara yönelik olarak da genel kurula sunulmak üzere meslek mensuplarından bir rapor düzenlenmesi bir önerisi gelmişti. Bir dönem için en azından bu kapsam belirlenene kadar meslek mensuplarının bir rapor alınması, nasıl birleşme, bölünme, tür değiştirmede bir rapor istiyoruz sizlerden. Aynı şekilde genel kurulda finansal tablolarla ilgili bir YMM raporu alınabilir bir şekilde bir fikri altyapıda oluştuğu tartışılıyor. Ancak orada gelmiş öyle bir karar yok. Dediğim gibi zaman içerisinde bunu değerlendiririz. O artık Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın 210. maddedeki yetkisi var. Şirketlere için her düzenleme yapabilme yetkisi var Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın. O yetki istinadında böyle bir şey düzenlemeyi de yapabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Tabii, buyurun. Ben Ekrem Yaşayan, 20 numara müşavirim. Çok basit sorular sormak istiyorum. Şimdi bağımsız denetim deyince tabii tam set dediğimiz büyük sistem diyorum ona. Bunlar kullanılacak ve bunlar bağımsız denetim yetkisine sahip olanlar yapacak. Ama diğer kalanlarda bir KOBİ TFRS tabir edilen ayrı kurslara gittiğimiz zaman öğrendiğimiz daha basit ve 250 sayfalık tahmin ediyorum bir kanuni açıklaması da olan bir bölüm vardı. Bu kullanılmayacak mı? Ya da bir numaralı veya iki numaralı liste dediğimizde bunun bir taslağını da ben bir yerde görmüştüm. Mikro KOBİ'ler, orta KOBİ'ler, büyük KOBİ'ler, ölçüleri ne olursa olabilir. Bunlarda mı kullanılacak ve bunların murakıplığı diyorum yani eski tabirde demin söylediniz. Bunlar yapılmayacak mı ya da bizler tarafından yapılabileceği düşünülürse biz burada uluslararası muhasebe sistemlerine göre Ticaret Bakanlığı'na vereceğimiz bilançoların doğru olup olmadığını denetlememiz lazım. Hangi sisteme göre kimi denetleyeceğiz? Yani KOBİ'nin tanımı yapılmadığı için KOBİ TFRS mi olacak yoksa tam set mi olacak? Bu belli değil zannediyorum. Bu kadar sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Başka? Bak, konuştun şu buyur. Kürsü sen. Buyur. Yok ya, kürsüye çık. Kürsüye çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle sağlık ve huzur dolu bir sezon diliyorum. Ben aslında küçük bir soru soracaktım. Üstad beni buraya kadar çıkardı. Daha böyle samimi bir soru. Müthiş bir ambiyans yaratıldı. SMM odaları, YMM odaları, çılgın bir program. Kurslar düzenlendi. Maddi manevi büyük külfetlere katlanıldı. Gerçekten maddi boyutta çok önemli. Yaşlımız, gencimiz, yani bir takım eğitimleri asla kabul etmeyecek noktada olan pek çok üstadımız koşturarak saatler boyu eğitim aldık. Üstelik SMM odasında çok daha müthiş oldu. Bunu dışarıdan da takip ettim. Sonuçta ben şöyle samimi bir soru sormak istiyorum. Sayın Başkan Yardımcımız da burada, Sayın Türmok Başkan Yardımcımız da burada. Şimdi bu
bu olayın neresindeyiz? Yani bu bizim yaptıklarımızı kamu gözetim kurumu hangi pencereden baktı, gördü, bir takım tespitler yaptı veya TURMOP hangi pencereden bu yaptıklarımızı oraya uzattı? Yani karşılıklı iki saygıdeğer beyefendi de masamızda şu anda, başkan yardımcımız da burada. Yani sonuçta bunlar boşa mı gitti? Ben bu konuda yani ne bileyim bir vatandaş olarak bu soruyu soruyorum. Bu konuda biraz sorayım. Başkan yardımcısı olarak bana sormuyor bu soruyu. Ben çok emin. Yani ayırıyorsun. Sen kübeyim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Espri tabii. Evet. Başka söz? Sayın Başkan, bir soru cevabı yok değil mi? Gayet. Son soruya sonra Kürşü'ye nasıl söz vereceğim? Sayın Başkan, iki kelime. Efendim? Sabri Bey, hocam. Hocam, hocam ne için rica edelim değil mi? Hocalar mısın? Hayır, varsa arkadaşlar biraz biliyorum. Sayın Başkan, ben onu efendim çok teşekkür ederim. Çok faydalandım tabii. Çok güzel açıklamalar yapıldı. Ben bir şeyi vurgulamak istiyorum. Mesleğimiz fermanlı muhasebeler denilen İngiltere'de uluslararası arenada yapılmış olan faaliyetlere ortaklık ilişkileri içerisinde katıldıktan sonra o şirketlerden o ortaklıklardan, o faaliyetlerden pay alıp alamayacakları yönündeki tereddütler fermanlı olarak denetim ilişkisinin kurulmasını ortaya koymuştur. Öyle değil mi sen? Böyle olunca gayet doğal olarak söylememiz gerekli olan şu değil midir? Eğer bir ortaklık varsa mutlaka bir denetim ilişkisi olmalıdır. Şimdi eski ticaret kanunumuzda murakip deniyordu. Ortaklık arasındaki bu sayısal hesapsal ilişkide denetim ilişkisini vurgulamak için. Tabii Alaturka yaklaşımda bu dejenere edilmiş hale getirildi. Şimdi ondan şikayet ediyorum. Ama bugün yeni ticaret kanunu bu gerçeği daha vurgulama şeklinde ortaya koyduğu halde yine tartışmalarınıza bakıyorum. O gelişimden bir adım adeta ileri gidememiş bir durumu görüyorum ve üzülüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sebebi biz değiliz hocam. Ah onun sebebi biz olsak halledeceğiz de. Onun sebebi Ankara'daki siyasiler sevgili hocam. Ne yapayım ben? Kamber'cim. Neyse. Kamber buyur. Merhaba. Kamber Kaya. Şimdi önce Bakanlar Kurulu taslağı ile ilgili kısaca bir şey söylemek istiyorum. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de ilk 500 büyük kuruluş, en büyük sanayi kuruluşu, arkasından ikinci 500 büyük kuruluşu dikkate aldığımızda ve 1000 tane büyük ihracatçıyı gündeme araştırdığımızda bunların yani Türkiye'nin en büyük 2000 şirketini araştırdığımızda yaklaşık 1/4 biri kapsama giriyor. Ben eğer böyle yasalaşırsa mevcut denetim şirketleri dışında özellikle büyük denetim şirketleri dışında bütün meslek mensuplarına hiçbir şey getirmeyeceğini düşünüyorum. Ve büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Yaratılan havaya göre büyük bir kayıp olacağını düşünüyorum. Bu Bakanlar Kurulu taslağı. Bunun dışında bağımsız denetim yönetmeliğinde taslağında önce Emsal Bey'in söylediği sorun ortak denetçi konusunu söyleyeyim. Mevcut şekilde geçerse mevcut denetim şirketleri dışında yeni sisteme girecek hiç kimse bu kapsamda olmayacak. Yani yeni sisteme girecek hiçbir yeminli mali müşavir bu sistemde olamayacak. Çünkü yetkisi yok. Dolayısıyla bir geçici maddeyle en az 15 yılını tamamlayan yeminli mali müşavir veya SMM'lerin bir geçici düzenleme ile sorumlu ortak denetçi olmaları sağlanmalıdır. Aksi halde mevcut kişiler dışında bütün yeni girenler sistemin dışında kalacaklardır. 26. madde açık. Diğer bir konu, geçici birinci maddede SPK'dan her ne şekilde olursa olsun yetki alanlarla 15 yıllık tecrübeli yeminli mali müşavirlerin aynı kefeye konması büyük bir haksızlık. Ben her iki sınava da giren birisiyim.
SPK sınavlarıyla yeminim amcalık sınavları yan yana bile getirilemez. Orada hiç tecrübesi olmayan, hiçbir tecrübesi olmayan, sadece belge almış olan bir kişiyle 15 yıllık tecrübeli bir yeminim amcalığı aynı kefeye koymak büyük bir haksızlık. Şu anda geçici madde, geçici birinci madde bunu içeriyor. Eğer böyle geçerse. Onun dışında 15 yıllık tecrübe konusu netleşmeli.